Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Pathfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu render, bu videodan bir sonraki videonun konusu da ağ ve projesi olacak. Hemen render'a gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada render projesi yaklaşık 146. sırada ve yaklaşık 260 milyon dolar market cap'e sahip. Yine web sitesine gelip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Slogan bize blockchain'in üzerinde ekran kartı renderlaması diyor ve bunu bir de dağıtık bir şekilde yapmaktan bahsediyor. Buradaki distributed yani dağıtık kelimesi aslında bizim blockchain ile hayatımıza giren merkeziyetsiz yapıdan bahsediyor burada. Yani blockchain'in üzerinde merkeziyetsiz bir şekilde ekran kartlarının render almasından bahsediyor. Peki ekran kartlarının render alması nedir? Yani videolar hazırlanmadan önce biliyorsunuz ham halleri hazırlanıyor. Bu filmler için geçerli, oyunlar için geçerli, birçok alanda kullanılabilen bir şey bu. İçinde görüntü olan ve görüntü kodlarına yakın şeyler olan işlerde ham hal hazırlanıyor ve sonra ekran kartının gücü kullanılarak render alınıyor ve videolar, o sahneler son hallerine bu sayede oluşuyor. Bize render projesi diyor ki, adında da var zaten, işte render'dan geliyor. Render projesi diyor ki biz blockchain'in üzerinde bu ekran kartlarının renderlama işini dağıtık bir şekilde yapma hedefindeyiz diyor. Ve bu sayede biz aslında metaverse'ü de renderliyoruz diyor. Şimdi kabaca böyle anladık. Biraz detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Kendine ait bir blockchain'i var mı render'ın? Kendine ait bir blockchain'i yok. Ethereum üzerine token olarak çıkmış. Solana'ya sıçrama planı yapmış ama henüz sıçramamış. Polygon üzerinde birazcık basmışlar. Polygon'un üzerindeki çok çok az bir miktar, o yüzden göz ardı edilebilir. Şimdi kaynak kontrolünü yapalım. CoinGecko bize sirkülasyon kaynağını 300 milyon, toplam kaynağını 530 milyon, maksimum kaynağını 530 milyon diye söylüyor. Peki bu maksimum kaynak 530 milyon değişme imkanı var mı? Teknik olarak var. Fakat proje 146. sıralara kadar geldiği için, az sonra aşağıda göreceğiz, Binance, Binance US ve Coinbase borsalarına girdiği için aslında çok fazla göz önünde. O yüzden bu maksimum kaynağı kolay kolay arttıramaz. Ama yine de henüz Ethereum üzerinde olduğu için, diğer blockchain'lere çok sıçramadığı için bu işi tam anlamıyla yapmaya başladıklarında birazcık bir kaynak arttırma riskini ben bu projede görüyorum ama çok büyük bir risk değil. Bu arttırsalar da bence küçük miktarlarda arttırırlar. Maksimum kaynak için söyleyeceğim şey bu kadar. Toplam kaynağımız doğru mu anlamaya çalışalım. Ethereum tarayıcısına geldiğimiz zaman yine 530 milyonu burada görüyoruz. Burada da 530 milyon var. Toplam kaynağımız doğru. Peki sirkülasyon kaynağımız doğru mu? Ethereum tarayıcısında holders'a geliyoruz ve bu cüzdanların hepsini yan sekmelerde açıp sürelerine ve miktarlarına, ne zaman ne kadar hareket olmuş, içerisinde ne kadar var, bunlara bakarak bir sirkülasyon miktarı hesabı yapılabilir. Benim yaptığım hesaba göre bu 299'dan birazcık aşağıda, böyle 260-70'ler civarında diyebiliriz. Bu 299'u hesaplarsak %55 gibi bir şey çıkıyor ama benim hesabım %50'lik bir sirkülasyon miktarı hesabı. Grafiğe geldiğimizde 2020'nin Haziran'ında CoinGecko'ya girdiğini görüyoruz. Halbuki render projesinin ekibinin bir firması var. Bu firma bu render işleriyle zaten bu iş render token'ı çıkartmadan önce de uğraşıyor. Ve o firma 2008'lerde oluşturulmuş. Henüz blockchain'e ve token'a girmeden önce aslında çok daha köklü bir yapıdan geliyor. Ama CoinGecko'ya 2020'de girmiş. 2,5 yıllık bir grafik sona vermiş. 2,5 yıllık bir grafik konsolidasyonun tamamlanmasına yaklaşan bir grafik. Sirkülasyonumuz henüz %50'lerde olduğu için konsolidasyonu tam tamamladı diyemiyoruz. Borsalara geldiğiniz zaman az önce söylediğim gibi işte BTC Türk Pro, Binance, Coinbase, Binance US gibi böyle girmesi çok çok kolay olmayan borsaların hepsine girmiş ve önemli pairlere yerleşmiş. Yaklaşık 40 tanesi de yeşil yanıyor. Borsa durumu da bu şekilde. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızda orta riskimiz var. Grafiğimizde düşük riskimiz var. Borsalarda çok çok düşük riskimiz var. Önemli bir risk değil. Şimdi detaylarına gireceğiz ama burada GitHub linki yok. O yüzden Google'a gelip ne Render Crypto veya Render Network, GitHub dediğimiz zaman GitHub'a ulaşabiliyoruz. GitHub'da 4 tane paylaşım var. Bu 4 paylaşımdan 3 tanesi direkt olarak projeyle alakalı. Bir tanesi fork yani kopya. Sadece 3'ü bu proje tarafından oluşturulmuş. Fakat bunlardan hiçbiri düzenli olarak güncellenmiyor. Hepsi eski paylaşımlar. GitHub'daki durumumuz çok parlak değil. Bunu bir kenara koyuyoruz. Twitter'a geldiğimiz zaman yaklaşık 68K takipçi olduğunu görüyoruz. 146. sırada olan bir proje için 68K takipçi böyle birazcık az gibi ama yine de uygun, idare eder bir takipçi. Twitter'a takipler düzenli olarak paylaşımlar devam ediyor.
Şimdi web sitesine gelip projenin ne olduğunu birazcık anlamaya çalışalım. Ben hani burada kendim grafik çizmeme gerek kalmayacak bu proje için. Biraz aşağı indiğimde şurada projenin kendisi bir grafik çizmiş ve burada ne olduğunu biz anlayabiliyoruz. Şimdi burada evet böyle yazılar yazıyor birçok. Hepsini derinlemesine okuyup üzerinde durmamıza gerek yok. Sol tarafta bizim render'ı yaptırmak isteyen kişi var. Yani müşteri diyebiliriz buraya. Sağ tarafta da kendi ekran kartını kullandıran kişi var. Bu da madenciliği yapan kişi diyebiliriz. Yani bu evdeki bilgisayarımızın ekran kartını kullandırmaya hazırız biz. Geldik bu sisteme, ekran kartımız hazırdır dedik. Etkileşime girdik. Buradaki kişi de aldırmak istediği render'ı tam anlamıyla tarif eden bir sistem oluşturdu. Ve bu talebini Render Network'e iletti. İletirken Render Token'larla da ödeme yapıyor. Render Network'ün ana görevi de işte Ethereum'u, blockchain'i ve smart kontratları da kullanarak buradaki render token'ı buradaki ekran kartını kullanıma açan kişiye ulaştırmak ve buradaki görevi de bu kişiye ulaştırmak. Bu kişi render işini kendi ekran kartıyla yaptırdıktan sonra otomatik olarak tabii render işlemi bitip oluşan dosyada upload oluyor. Tekrar müşteriye ulaşıyor ve bu kişi de render token'ları ödül olarak kazanıyor. Burada Render Network'ün ekibinin de %1 ila %10 arası bir komisyon kesintisi var. Kazancı da buradan sağlıyorlar. Burada diğer blockchain'lere böyle koyup çok detaylı bir anlatma yapmamıza gerek yok. Bu bir token projesi olduğu için ve kendine has bir token projesi olduğu için. Fakat burada bilmemiz gereken şey var. Burada Ethereum yazıyor, blockchain yazıyor ve smart kontratlar yazıyor. Fakat bu sistemin çalışması için aslında bunlara çok fazla şu anda gerek yok. Projenin şu anda kendi içinde bulunduğu duruma göre çok fazla gerek yok fakat buradaki plan ileride bunun ihtiyacının olacağı şekilde yapılmış. Bunları tam anlamıyla devreye sokup her şeyi tam otomatik yapmaya çalışacaklar. Ama az önce söylediğim gibi şu anda buradaki her şey tam etkin çalışmıyor. O yüzden GitHub'daki paylaşım zaten çok detaylı değil. Ama şu anda bu söylenilen şey prototip olarak çalışır durumda. Daha sonra onu görmeye çalışacağız. Temel olarak proje bu şekilde. Şimdi web sitesinin üzerinden hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Az önce buraya baktık. Slogana sağ tarafta e-mailimizi yazıp yeniliklerden haberdar olabileceğimiz bir alan var. Şurada projenin ne olduğu kabaca yazıyor. Benim az önce söylediğim gibi Otoy isimli bir şirket var. Bu Otoy şirketi aslında aynı ekipten oluşuyor. Yine oranın işte CEO'su aynı. Otoy şirketi 2008 yılında kurulmuş. Buradan About'un altında company'ye bastığınız zaman detayları buradan okuyabilirsiniz. 2008'den bu yana render ve render'a bağlı yan işleri yapan, hizmet olarak veren zaten bu sektörde bulunan bir firma. Bu firmanın aslında blockchain'e yavaş yavaş geçmesi Render Network ile gerçekleşiyor. Bunun açıklamasını burada görebiliriz. Yine işte kurucumuz ve CEO'muz açıklama yaptığı bir video burada konulmuş. Konuyu burada anlatıyor. Dinleyebilirsiniz kendisini. Yine render'ın ne olduğunu anlatan metinler var burada. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman da ölçeklendirilebiliriz diyor. Yani biz ekran kartlarını kullanılmayan ekran kartlarını da devreye sokarak bu renderlama işlemini çok daha geniş kitlelere yayıyoruz ve takip edebiliyoruz diyor. Ölçeklendirilebilir. Uyuyan ekran kartlarını ağa sokuyoruz. Boşu boşuna uyumuyorlar diyor. Ve bunu daha verimli bir şekilde kullanıyoruz diyor. Aynı zamanda bu renderları aldıran kişiler renderları yapan kişilere dosyaları kaptırmıyorlar diyor. Renderları yaptıran kişilerin dijital haklarını da koruyoruz diyor. Az önce buradaki zaten şekle şemale birazcık bakmıştık. Hangi alanlarda kullanılabileceğini burada yazmışlar. Az önce söylediğim gibi birçok sektörde kullanılan bir alan zaten bu. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman takımı görebiliyoruz. Burada kurucumuz ve CEO'muz burada karşımızda Julius. Hemen altında buradaki kişiler bunlar advisor'lar yani danışmanlar. Direkt projeyle birebir etkileşimi olan kişiler değil ama hepsi gerçek kişiler. Bunlara bakabilirsiniz. Zaten Gigi Abrams var. Brandon Eich var. Bunlar zaten diğer projelerde olan kişiler. J.J. Abrams zaten sinema sektöründe olan birisi. Film sektöründe, dizi sektöründe olan birisi. Ana ekip The Core Team diye aşağıda. Buradaki kişilerin isimlerini, soy isimlerini LinkedIn'de aradığınız zaman hemen bulamayabiliyorsunuz. Ve bulsanız da Render Token altında göremeyeceksiniz. Az önce baktığımız bu Otoy şirketi adı altında LinkedIn'de bu kişilere ulaşabiliyorsunuz. Kişiler gerçek. Kamera karşısına geçen kişi Jules. Ben diğer kişileri kamera karşısında bulamadım. Belki ben bulamadım ama Jules birçok kez kamera karşısına çıkmış, röportajlar yapmış. Yakın geçmişte de yine YouTube'da bulunmuş. Yani projenin arkasında bir isim var, suratı görünüyor ve kamera karşısına çıkıyor.
Burada işte belli başlı medya kanallarında bu proje hakkındaki paylaşımların olduğu linkler var. Yine e-mail adresimizi yazıp yeniliklerden haberdar olabiliyoruz. Komüniteye katılmak için buraya tıklıyoruz. Buraya tıklarsak Telegram'a yönlendiriyor. Diğer sosyal medya hesapları burada. Ve şurada son menümüz kaldı. Menümüzdeki linkler kaldı. Şuradaki menüdeki linkler ile en üstteki şuradaki linklerin hepsi aynı. Aynı zamanda şuradaki linklere bastığımız zaman yine sayfanın üzerinde o konuya gidiyor. Yani aslında farklı bir şey buradaki linklerde yok. Burada iki tane farklı link kaldı basmadığımız. Birisi şuradaki Knowledge Base. Bunu yeni sekmede açıyorum. Dokümantasyon. Bir de şurada sağ en üstte Artist Portal diye bir link var. Bunu da açıyorum yeni sekmede. Son iki sekmemiz, önemli sekmemiz bunlar. Şimdi ben bu araştırmayı yaparken bu projeyle alakalı hem YouTube'daki başkalarının videolarını izlemeye çalıştım, hem internetten araştırmaya çalıştım. Çok fazla şey bulamayınca siteye girip derinliklerine indim. Hatta sitede de çok fazla şey bulamayınca acaba dedim bu proje hiçbir şey yapmamış mı henüz? Hani bunlar böyle ortada white paper'da falan her şey tariflenmiş ama acaba hiçbir şey yapmamışlar mı dedim. Nasıl oldu da Coinbase geldi bu projeyi listeledi, BTC Türk Pro, Binance US falan dedim. Sonra en son şu dokümantasyona girip detaylı inceledim ve şuradaki Artist Portal'a basıp buradaki portala girince işin ne noktada olduğunu anca anlayabildim. Şimdi web sitesine sadece bakıp her şeyi araştırdığımız zaman konuyu tam anlamıyla çözemiyoruz. Dokümantasyonda ama detaylı bir şekilde anlatılıyor. Az önce şuradaki şemadan bakıp da hani sol tarafta render aldırmak isteyen kişi, sağ tarafta da ekran kartını kullandırtan kişi diye söylemiştik ya. Onlar burada dokümantasyonda tane tane anlatılmış. Sol tarafta şurada eğer siz render'ı aldırmak isteyen kişiyseniz şu artist portala basarak işte sitedeki şu sağ en üstteki bu sayfaya gelip uygulamaya giriş yapmanız lazım ki sistemi kullanabilirsiniz. Orada burada bütün detaylar anlatılıyor. Uygulama dediğim şey de eğer buradaki linkleri tıklarsanız uygulamanın arayüzlerini görebiliyorsunuz. Şurada ben bir iki tanesini size göstermeye çalışayım. İşte şu şekilde arayüzler var. Hatta farklı arayüzler de var. Bu şekilde arayüzler var. Bu şekilde arayüzler var. Menüleri falan var. Buradan uygulamaya girdikten sonra siz istediğiniz ayarları yapıp buradaki uygulama üzerinden aldırmak istediğiniz render'ı tam tarifliyorsunuz ve Render Network'ün ekibine bunu gönderebiliyorsunuz bu uygulama üzerinden. Ve hemen ardından da şurada ekran kartını paylaşacak kişinin neler yapması gerektiği yazıyor. O kişi de bunları yaptığı zaman kendi ekran kartını paylaşmış oluyor. Buradan gönderen kişiden buraya gidiyor ve onun ekran kartı bütün işlemi yapıp dosyayı diğerine aktarıyor. Az önce şuradaki şemada anlattığımız gibi bunu dokümantasyonda detaylı bir şekilde anlatmışlar ve ekran görüntüleriyle birlikte anlatmışlar. Fakat bunu kullanmak için web sitesinde en üst taraftaki şu Artist Portal'a basıp buradaki uygulamaya giriş yapmak gerekiyor. Ben neden girip göstermiyorum? Çünkü girmek için aylık bir ödeme istiyor. Ayda 20 euro gibi bir para istiyor. Bu birazcık anormal bir durum. Bunu az sonra eksilerini artılarını söylerken biraz daha iyi anlamaya çalışacağız. Aslında burada hani euro olmaması gerekirdi, render token üzerinden ödeme olması gerekirdi veya hiç ödeme olmaması gerekirdi gibi bir fikir oluşuyor insanın aklında. Ama tabii bu firma Otoy dediğimiz firma çok eskiden beri bu piyasanın içerisinde olduğu için belli başlı işler yaptığı için de böyle bir yöntem izlemiş. Yani bu artı eksi değerlendirilebilir. Şimdi konuyu anlamaya çalışacağız ama burada bilmemiz gereken şey aslında şu anda şuradaki şema çalışır durumda. Tam olarak blockchain üzerinde değil, tam olarak smart kontratlarla çalışmıyor ve tam olarak otomatik değil. Ama yarı otomatik de olsa çalışır durumda ve işin içerisinde render tokenlar da var. Şimdi tekrar CoinGecko web sitesine gelip eksilerini artılarını anlamaya çalışalım. Şimdi birinci eksimiz bizim. Zaten burada ilk GitHub'dan geliyor. GitHub'taki bizim 4 tane paylaşımımız var ve bunlar doğru düzgün güncellenmiyorlar. En azından şu anda hani her şeyi paylaşmak istemiyor olabilirler. Her şey open source da olmayabilir. Ama yine de gönül rahatlığıyla paylaşabilecekleri şeyleri seçip GitHub'a koyarlarsa özellikle kripto camiasının için çok önemli bir hamle yapmış olurlar. O yüzden GitHub'daki durumumuz küçük bir eksi. Bir küçük eksimiz de az önce yine söylediğimiz gibi burada aslında smart contract ve blockchain olmasa bile bu sistemin çalışır halde olabileceği. Bu sebepten ötürüdür ki zaten GitHub şu anda çok aktif değil. Smart contractlar üzerinden detaylı bir iş hazırlanmış değil. Birazcık ana ekibin kendi yönlendirmesiyle işliyor gibi görünüyor durum. Fakat planın içerisinde yine tam otomatik yapmak
var. Ben buradaki duruma da sadece küçük bir eksi veriyorum. Aynı zamanda yine yapılan iş devasa bir iş. Ekran kartlarını kişiler kullanıma açtıkları zaman, bir render işi geldiği zaman bu ekran kartı evde bağırarak uzunca bir süre çalıştıktan sonra dosyayı oluşturup oluşturduğu dosyayı da upload etmesi lazım. O yüzden bu çok çok küçük bir iş değil yani. Oluşturulması gereken şey devasa ve güçlü bir iş olduğu için ben bunu yine küçük bir eksi yapıyorum. Çok büyük bir eksi değil. Olması gereken bir şey ama zorlu bir şey olduğu için küçük bir eksi. Bir diğer eksimiz ise az önce konuştuğumuz konu. 20 euro bir aylık parayla sistemi kullanmaya başlayabiliyoruz. Bu yeni gelen kişiler için, sisteme adapte olmak isteyen, bir kullanım alanı var mı diye bakmak isteyen ve bunu denemek isteyen kişiler için oldukça olumsuz bir durum. Aslında bunun ücretsiz olması gerek. Gelen kişilerin sisteme hemen adapte olabiliyor olmaları gerekiyor. Ve sistem kullanılırken gerek noktalarda render token devreye girmeli ki daha sürdürülebilir olsun. Son bir eksimiz de aslında Render Network'ün web sitesine girdiğimiz zaman çok basit bir tanıtım web sitesi bu. Hani buradaki linkler bile sayfanın üzerindeki yerlere yönlendiriyor. Sayfada aşağı doğru çektiğimiz zaman çok kısa. Çok fazla açıklama yok. Yani şuradaki dokümantasyon ve artist portal olmasa web sitesinde neredeyse hiçbir şey yok. GitHub da yok. O yüzden çok çok basic bir durumda gibi görünüyor proje. Hani 146. sıraya kadar yükselmiş Coinbase'lere, Binance US'lere girmiş bir proje. Hala sanki böyle birinci sıralarda bulunan tanıtım projesi gibi bir web sitesine sahip. Konuyu çok çok detaylı anlatan, dünyalar kadar link olan, düzgün sistemlerin çalışır hale gelmiş olduğu bir proje beklerdim ben. Hani 146. sıraya gelmiş bir projeden. Bu da son eksimiz bizim. Bunun dışında başka bir eksimiz kalmadı. Yani 4 tane falan, 4-5 tane küçük küçük eksilerimiz var. Artılarına geliyoruz. Evet, yani az önce söyledim ben. Çok devasa ve zor bir iş yapıyorlar şu anda. Ama yine de olması gereken bir iş mi? Evet. Çünkü bir sürü evde, ofiste, her yerde, fabrikada bir sürü bilgisayarlar var. Kullanılmayan bilgisayarlar var. Hatta iyi ekran kartına sahip alınmış, kullanılan ama kullanılırken bile o ekran kartları doğru düzgün kullanılmayan dünyalar kadar bilgisayarlar var. Bunlar bir şekilde render piyasasında veya alternatif ortamlarda kullanılır hale getirip verimli bir şekilde fayda sağlanırsa ekosisteme dahil olmuş olurlar ve bir faydası olur. Aslında blockchain mantığına yakın ve bir boşluğu kapatan bir fikirden bahsediyoruz. O yüzden bu bir artı. İkinci artı, bunu yapacağını söyleyen firma, işte kurucusu, Otoy adı altında 2008'den beri zaten bu işi yapan bir firma. Bu da bir artı. Yine az önce konuştuğumuz gibi ekranın karşısına çıkan bir kişi var ve direkt projenin kurucusu çıkıyor ekran karşısına. Röportajları da var. Bu da bir artı. Bunun yanı sıra dokümantasyona gidip bu detaylarını az önce anlamaya çalıştığımız ve web sitesinde sayın üstü artist portala bastığımızda içerisine girebilseydik görecektik. Şu sistem aylık ücreti konusunu bir kenara koyun. En azından çalışan bir şey ortaya konmuş. Burada da nasıl çalıştığı yazılıyor. Yani yapacaklarını iddia ettikleri şeyin büyük bir kısmını yapmışlar. Tam otomatik olmamış, blockchain'e henüz yerleşmemiş. Tıkır tıkır çalışmıyor. Tam sürdürülebilir bir halde değil. Ama %70'ler oranında yapılmış. Devasa zor bir iş bile olsa bunun temeli atılmış, artık üzerine koya koya çok çok daha iyi noktalara gidebilir. Bence zaten bu sebeplerden ötürüdür ki işte Coinbase'lere, Binance US'lere falan girmeyi başarmış. Kendisinden umutlu olan çok fazla bence insan var ve kendileri de yavaş yavaş projeyi geliştirmeye devam ediyorlar. Sadece şuradaki işte şu fiyat böyle birazcık irite edici. Onun dışında çok fazla böyle pürüz görünmüyor. Benim işte projeyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir de önümüzdeki dönemde boğa gelirse ne olur onu bir anlamaya çalışalım. Şu anda içinde bulunduğumuz bu artış trendi devam ederse ve tam bir boğaya dönerse bence bu proje daha önce yaptığı hareketlere benzer bir hareket yapar. Yani bir anda çok sert bir yukarı sıçrama ben bu projeden beklerim. Ama yine hemen ardından sert de bir düşüş beklerim. Yani şurada gördüğümüz hareketi ben bu projeden beklerim. Tabi burada gördüğümüz hareketi beklerim derken buradaki rakamlara çok takılmayın. Sadece ben şekilden bahsediyorum. Sıçrama daha küçük olur, daha büyük olur. Onu bilemem ama sıçrama olduktan sonra sert bir çizgi aşağı çekeceğini düşünüyorum. Çünkü sirkülasyon hala %50'lerde.
ve projede yapılacak çok 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 devasa bir iş var oturtulması gereken. Bu sebeplerden ötürü ekip satış yapacaktır ve bu devam ederse aynı hareketi bir daha yapacağını düşünüyorum. Tekrar bir sıçrama ve ardından yine sert bir aşağıya iniş. Bunu birkaç kere yapacaktır boğa süreci devam ederse. Peki ayı devam ederse, boğa gecikirse ne olur? Proje tabii zorlu bir süreci yaşayacaktır. Fakat projenin önceki davranışlarına da bakabilirsiniz. Şuradaki yatay hareket ve buradaki yatay hareket ve Coinbase'e girmiş olması, Binance US'te yani Amerika'da çok köklü yer edinmiş olması, fiyatı düşmeye devam etse bile çok çok fazla derinlere dalma gibi bir ihtimalin az olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda projeyi kapatıp dükkanı çekip gidecek bir proje değil. Zaten 2008'den beri aktif olan bu piyasada yer edinmiş ve bizim piyasada hani izleyip de nerede oluşturulduğunu bilmediğimiz birçok dizi ve filmin birçok sahnesi zaten bu firma tarafından oluşturulmuş. O yüzden dükkanı kapatıp gitmezler yani. O konuda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ayı süreci devam etse bile piyasada bulunmaya devam ederler. Bir sonraki boğaya kadar sakin sakin beklerler. Bir sonraki boğada sıçrama yine gerçekleşir. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.